146. konu, Hazreti Peygamberin Hakem bin Kaysayn'ı İslam'a davet hususundaki sabrı, Miktat bin Am şöyle anlatıyor, ben Hakem bin Kaysayn'ı esir aldım, komutanımız onu öldürmek istedi, ben dedim ki, onu öldürme, Resulullah'a götürelim, böylece onu Resulullah'a götürdük, Resulullah onu durmadan İslam'a davet etti, fakat bu durum biraz uzun sürdü, bir türlü imana gelmiyordu, Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, neye binaen bu adamla konuşuyorsun, yemin olsun bu ebediyen Müslüman olmaz, bana izin ver de bunun boynunu vurayım da cehennemi boylasın, dedi. Resulü Ekrem, Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi ve ona cevap vermedi, sabır gösterdi, hakem de sonunda Müslüman oldu. Hazreti Ömer dedi ki, bir de ne göreyim adam Müslüman oldu, böylece geçmiş ve gelecekte beni mahcup etti. Kendi kendime dedim ki, Resulullah'ın benden daha iyi bildiği bir hususta nasıl Resulullah'a muhalefet edebildim? Oysa maksadım Allah'a ve Resulüne hizmet etmekti. Yine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Hakem Müslüman oldu. Andolsun onun İslam'ı güzel oldu. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Mauna kuyusunda şehit edildi. Binaenaleyh Resulullah kendisinden razı olduğu halde şehit düştü ve cennete gitti. Hakem, Resul-ü Ekrem'e, İslam'da nedir, diye sorunca Resul-ü Ekrem, bir olan Allah'a kulluk yapacaksın, onun ortağı yoktur, diyeceksin. Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin, buyurdu. Hakem, ben Müslüman oldum, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dönüp ashabına baktı ve şöyle buyurdu. Eğer demin bu zat hakkındaki sözlerinizi dinleyip onu öldürseydim cehenneme giderdim.